Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Mebsut. Mebsut kitabı, Hanefi mezhebine dair yazılmış olan bir fıkıh kitabı. Yazarı İmam Serahsi. İlgili kitap yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış. Karahanlılar devrinde yazılmış. Günümüzde dilimize de çevrilmiş olan bir kitaptır. İlk çevirisi 30 cilt, 31 cilt olarak yapılmış. Daha sonradan özet çevirisi de yapılmış. Şimdi bu kitaptan bir bölüm okuyacağız. İkinci ciltten teravih namazına dair bir bölüm. Kitab-ı teravihi, teravih kitabı. Teravih, terviha kelimesinin cemi mükesseri. Kırık çoğul. Teravihu, menasiru, mefa'ilu. Bu vezin nedir? Gayrul munsarif veznidir. Ama şu anda teravih kelimesinin evvelinde eliflem olduğu için teravih kelimesi gayr munsarif hükmüne tabi değildir. Kafiyede geçtiği üzere. Ve cemi'ul babi billami evil izafeti yencerru bil kesri. Teravih kelimesi an itibariyle elif lam kendisine dahil olduğundan cer alameti kesreye dönüşmüştür. Kitab-ı teravihi, teravih kitabı. Kitap kelimesinin de evvelinde ne olmalıdır? Ama hüve olur, ama hâzâ olur, fark etmez. Böyle bir kelime olması lazım. Hüve işte bu neydir? Hüve mübteda, hâzâ mübteda. İkisinden herhangi birisi gizli müptida olarak atayabilirsin. Peşine gelen kitap kelimesi ise ne olacaktır? Haber olacaktır ve aynı zamanda muzaftır. Teravih kelimesi de muzafun ileyhtir. O zaman mahzuf bir müptida var diyebilirsin. Peki, kale dedi. Kim? Yazar yani. Rahimehu Allahu Teala. Yüce Allah ona rahmet etsin. Rahime, fetha üzere mebni mazi fiildir. Rahime, yerhamu, alime, ya'lemu babından. Yani dördüncü babda mazi fiil. Hu, meful olur. Allahu, lafzatullah, fail olur. Meful niye öne geçmiş? Çünkü fiille bitişmiş. Meful fiille bitiştiği zaman failden önce yazılır. Teala kelimesini daha önceden anlattığımı düşünüyorum. Kelimenin kökü neydi? Esasen aleve idi. Aleve. Sonra vav harfi illet mütarrik makabül meftuh vav elife çevirdik. Derken kelime ala oldu değil mi? Ala. Aleve. Tefal babını aktarırsan ne olur? Ta'aleve olur. Ta'aleve. Vav harfi illet mütarrik makabül meftuh vav elife çevirirsin. Yazıdaki hale bürünür. Ta'ala olur. Gizli zamir hüve onun faili olur. Hüve o Allah. Ona acısın. Yuhtacu, ihtiyaç duyulur. İhtace, yuhtacu. O da nasıldır? Hace. Hace, ihtiyaç oldu. Hace. Mazi fiil. Kale, kâne, bâ'a gibi. Nedir? Ecve fiildir. Bunu iftar babına aktarmak istersen ne olur? İhtacı olur. İhtacı, yehtacı, yuhtacı. Meçhul müzari. İhtiyaç duyurur. Neye? İlâ ma'rifeti ehkâmi teravihi. Teravih hükümlerini bilmeye. Ma'rife bilmek. Ehkâm hükümler. Teravih bildiğimiz teravih kelimesi. Teravihin hükümlerinin bilinmesine. Teravihin hükümlerini bilmeye ihtiyaç duyurur. Vel ümmetü, ümmet, ecmaet, icma etmiştir. Karar birliği sağlamıştır. Ecmaet de gizli zamir, hiye, faildir. Ümmet kelimesine racidir. Ümmet icma etmiştir. Neye dair? Alâ şer'iyyetiha veya alâ şer'iyyiha. Şer'iyyetiha, şer'iyyiha. Onun şer'i olduğuna dair. Onun, ha onun demek. Hangi onun? Teravih namazının yani.
kelimesi ne raciha zamiri dini bir şey olduğuna, asli olduğuna icma etmiştir. Ve daha ne icma ettiler? Ve cevaziha, onun caiz olduğuna, teravih namazının yani kılınmasının caiz olduğuna da icma etmişlerdir. Enkara yunkiru, lem yunkir, inkar etmedi. Ha, o teravih namazını, ha meful burada. Enkara yunkir, ifal babından muzari. Ha, o teravihi inkar etmedi. Kim? Ehadün, herhangi birisi. Şimdi herhangi birisi deyince, tabii nekir olduğu için herhangi birisi diyorum. Çok genel oldu. Yani senin benim inkar etmenin bir değeri var mı? Bir değeri yok. Peşine diyor ki min ehlil ilmi, ilim ehlinden, mini beyaniye burada. Türü beyan ediyor. Min ehlil ilmi, ilim ehlinden herhangi birisi inkar etmedi. İlim ehlinden olmayan bir sürü kişi inkar etmiş olabilir. Lem yunkirha ahadun min ehlil ilmi. Hareketleri neye göre verdik? Şöyle yap. Yunkir, enkara, yunkir, inkar etmedi. İnkar edilmedi değil yani. Malum yapıyorsun. Çünkü peşine meful var, fail var. Meful ve fail olduklarını nereden anladın sen? Çünkü her zaman yerine meful atayarak mana vermek, ehad kelimesini fail atayarak mana vermek uyumlu oldu değil mi? Bu şekildeki bir tercüme. Onu herhangi birisi inkar etmedi şeklindeki bir çeviriye baktığında bir bozuk çeviri değildir. İlla er-Ravafidu, Rafiziler hariç. İlim ehlinden olduğu halde Rafiziler inkar etmiş. Rafizilerin dışında ilim ehlinden hiçbir kimse inkar etmemiştir. Ravafiz menasir vezni. Bu da cemi mükesser. Bu da kırıkçı ol. Bu da gayr-ı munsarif kalıbı. Müntehel cumudur çünkü. Ama er-Ravafil kelimesine delif lam bitiştiğinden kendisinin gayr-ı zarar görmüş. Zarar görmüş derken yani artık bu kelime gayr-ı çıkmış. Mustariflik hükümlerine tabi olmuş demek istedim. La bareke. La bareke mübarek kılmasın. Allah Allah fihim onları. Bareke. Yubariku. Faale yufailu. Mufale babından mazi fiildir. Ve lem yezkür, zikretmedi. Ha onu teravih namazının hakkında yani bahsetmedi ki Muhammedun Muhammed. Rahimehu Allahu Teala. Allah ona rahmet etsin. Teala yüce oldu demek. Yüce Allah ona rahmet etsin. Muhammed ondan bahsetmedi. Ve zekara ve bahsetti ha ondan teravih namazından yani gayruhu ondan başkası İmam Muhammed'den başkası. Sümme sonra nekulu biz deriz. Nekvulu iyi olarak bakarsan nekulu biz deriz. Ne deriz? El kelamu kelam söylem neye dair? Fi salati teravihi teravih namazına dair söylem. Yani bir söylem ifade ederiz. Nedir o? Ala isney aşara faslan. Teravih namazı 12 fasıl üzeridir. İsney aşara. İsney aşara 12. Faslan fasıl bölüm. Birinci fasıl nedir? El faslul evvelu birinci fasıl fi adedir rakaati. El faslu fasıl bölüm. Öyle bölüm ki el evvelu birinci bölüm. Evvel fasılın sıfatı. Ne hakkındadır birinci fasıl, birinci bölüm, birinci konu? Adet sayı demek. Türkçede de sayı kullanılır, adet kullanılır. Fi adedir rakaati. Rekatların adedi. Rekatların sayısına dairdir. O husustadır. Yani teravih namazı kaç rekat? İlk konumuz bu diyor. Fe inneha şüphesiz ki o teravih namazı nedir? İşrune 20. Rakaten rekat açısından 20'dir. Rakaten 20'nin nesi? Temyizi. Rakatun, tin, te, tu, ti olmaz. Standart yazılış.
20'den 20 nedir? Ukut sayıdır. Ukut sayıların temyizi müfret ve mensup gelir. Bundan ötürü rak'aten diyoruz. Sivel vitri, siva hariç. Siva, sivu, seva olacak değil. Ha, seva onlar, o başka. Siva hariç demek. Sevam, müsavi, denk demek. İkisi aynı şey değil. Yazılışı da aynı değil. Siva hariç istisna edatıdır ve muzaf olarak kullanılır. Sivel vitri, vitir hariç olmak üzere 20 rekattır. Kime göre? İndena, bize göre. Biz kimiz? Yani Hanefi mezhebine göre. Vitir hariç 20 rekattır. Ve kâle, dedi. Kim? Malikun, İmam Malik. Rahimehu Allahu Teala. Yüce Allah ona rahmet etsin. İmam Malik şöyle demiştir. Nasıl demiştir? Gıyle, öncelikle gıyle nedir? Gıyle, kalenin meçhulü. Aslı nedir? Gu, vi, le. Gu, vi, le. Gıyle'ye dönüşmüş. Peki ne demiştir? Kale Malikun rahimehu Allahu Teala, es-sünnetü, sünnet olan şey, fiha, teravih hakkında nedir? Sittetun, 6 demek. Selasune, 30 demek. Sittetun ve selasune, 36 rekattır. Teravih namazını düşünüyorsak şayet, teravih namazında sünnet olan rekat nedir? 36 rekat olmasıdır. Sittetun ve selasune, 36 rekattır teravih namazı. Gıyle denildi. Kale dedi, gıyle denildi. Gıyle dediğimiz bu kelime esasen nedir? Madem ki kalenin aslı kavele'dir. O zaman kavele nasara ketebe gibi ne olur? Kütibe, futiha, nusira. Ha, demek ki meşhur ne olacak? Guvile olur. Vav harfin harekesi kafa aktarılır. Aktarıldığı zaman kaf esreli, vav sakin kalır. Vav sakin, makabil meksur, vav yaya çevrilir. Çevirdiğinde zaten kitaptaki yazıyı bulmuş olursun. Gıyle denildi. Kim dedi? O belli değil, meçhul. Peki ne denildi? Men, her kim, erade, istiyorsa, kast ediyorsa, erade, rade, erade. İfal babından. Rade, ecve fiil. İfal babına aktarılmış, erade olmuş, mazi fiildir. Men, her kim, erade, istiyorsa, ne istiyorsa, en ya'mele, yapmak, yerine getirmek, bi kavli malikin, İmam Malik'in kavliyle amel etmek istiyorsa, onu gerçekleştirmek istiyorsa, rahimehu Allahu Teala, yüce Allah ona acısın, rahmet etsin. Her kim onun sözüyle hareket etmek istiyorsa, ve seleke yesluku, yesluku, yesluku hüve, hüve gizli zamir fail olur. Meslekehu, meslek de onun mef'ulü olur. Meslek, meslekun, mensarun, mef'alun, mektebun, meftahun. Yesluku, seleke yesluku, meslekehu, standart yazılış böyle ama ne var burada? Yesluku, seleke yesluku fiili men erade en, men erade en ile ilişkili vav atıf var çünkü. O yüzden yesluke, kefin fethasıyla ve takip etmek istiyorsa meslekehu, İmam Malik'in yolunu ne olur? İnbeğa yenbeği, gerekir. Ne gerekir? En yef'ale, onun yapması gerekir. En yef'ale, yapması, hüve, o kişinin. Kema kale Ebu Hanifete. Kema gibi. Kale dedi Ebu Hanifete. Ebu Hanife'nin dediği gibi yapması gerekir. Hanife kelimesi gayrimusarif olduğundan Hanifete, ta'nın tek fethasıyla okunuyor. Ebu muzaftır. Hanife kelimesi muzafun ile cer alameti fetadır. Feta ile mecrur olmuştur. Hanifete rahimehu Allahu Teala, yüce Allah kendisine rahmet etsin. Yusalli, salleye, yusalli, yusalli hüve. O kişi kılar.
Vefa ile sana meful lazım. Eşirine, 20 kılar. 20 rakaten, rekat açısından, rekat yönünden temizdir. 20 rekat namaz kılar. Kema hüve es sünnet. Sünnet olduğu üzere. Kema o şey gibi ki hüve nedir? Es sünneti sünnettir zaten. Sünnet olduğu gibi. Ve yusalli ve yine namaz kılar. Kim? Hüve o kişi. El baki kalanı. El baki, el bakiye. Yusalli fiil, hüve fail, el bakiye meful olmalıdır. O yüzden ya'nın fethesiyle. El bakiye. Geri kalanı. Kaç rekat? 36 mı? 20'si sünnet. Bunu kıl. Geri kalan 16'yı da kıl. Bunu anlatıyor. Nasıl kıl ama? Furada. Furada tek başına kıl demek. Küllü teslimeteyni erba'u rekaatin diye devam ediyor. Daha fazla devam etmeyelim. Şurada bir iki inceleme yapalım. Mesela nerede inceleme yapalım? Malik kelimesi her ne kadar özel isim olarak kullanılsa da bildiğiniz üzere malikun, meleke, yemliku, mülkün, malikun isim fail kalıbıdır. Teala ifade ettik. Seleke, yesliku az önce söyledik. Yenbeği kelimesiyle baki kelimesi üzerine duralım. Yenbeği kelimesi inbegaye sarf açısından inbegaye inbegaye yenbegiyu inbegaye yenbegiyu kitapta ne geçiyordu? Kitapta yenbegi muzarisi geçiyor. Tamam. Yenbegiyu. Ya harfi kelimenin sonuncu harfi değil mi? Evet. Zammeli. Doğru. Bir önceki harfi kesreli. O zaman ya'nın harekesini telaffuz etmeyeceksin. Telaffuz yok. Yani ya'nın zammesini sileceksin. Yenbegi olarak okuyacaksın. Niye? Çünkü bu şekildeki bir telaffuz dile ağır gelecektir. Yani kesreden zammeye çıkmak bir yokuş çıkmak gibidir. Yokuş çıkmak zordur. Kesreden zammeye çıkmak da zordur. Çıkmayalım o zaman. Kolaylaştıralım. Değil mi? Yessiru ve la tuassiru. Bu kayda var yani. Hadis de dilde de kayda olarak kullanılmıştır. Yenbeğiyu, yenbeği olarak kalır. Ne gibi? Rama yer mi? Yer miyudur aslında. Yer miyu ama yer miyu diye telaffuz edilmez, yazılmaz. Yer mi olarak okunur. Kesreden zammeye çıkmak dile ağırdır. Yer mi olarak kalır. Demek ki ya kelimenin sonuncu harfi ve zammeli. Sağındaki harf kesreli. Ya'nın zammesini yazma ve okuma. Diğer kelimemiz neydi? Bakiye kelimesiydi. Yusalli el bakiye. Şimdi bir tane ne var? Yusalli fiilimiz var. Salleye yusalli yu. Peşine ne gelmiş? El baqiye. Yusallu el baqiye. Şimdi yusallu kelimesine dikkat edersen salleye yusalliyu, faale yufailu, ferraha yuferrihu. Sefer babından muzaridir. Ama ne olmuş? Az önce anlattığım şey olmuş. Üst satırda anlatılan şey. Yani ya harfi kelimenin sonuncu harfi mi? Evet. Zammeli mi? Doğru. Sağındaki harf kesreli mi? Evet. E ne olur? Ya'nın harekesini silersin. Olan bu. Telaffuz etmezsin yani. O zaman yusalli diye okuyacaksın. Evet. Fail ne? Fail kendisinde bulunan gizli zamir hüve. O zaman sana meful lazım. Doğrudur. Meful baki kelimesi olacak. Baki kelimesi meful olduğuna göre ve ismi müfredi musarif olduğuna göre kelimenin sonuncu harfinde fetha olacak. Dolayısıyla ya'nın sonuncu harf olması, sağında esra olması bir şey değiştirmez burada. Çünkü ya'da zamme yok, fetha var. Kesreden fetha'ya çıkmak ağır sayılmaz. Bundan ötürü fetha'yı da silerim demiyoruz. El baki okunmaz. El bakiye. Raf hali olsaydı el baki okunurdu. Ya'nın harekesi silinirdi. Değil mi? Eğer nasb halinde olsaydı. Pardon, raf halinde olsaydı. Yani zammeyi kabul etmez bu durumda. Çünkü ya sonuncu harf sağında kesre var. Zammeyi
kabul etmez. Fetayı kabul eder. Ve etmiş zaten. El-Bakiye diye bu yüzden okumaktayız. Peki bu kadar okuduk. Burada bırakıyoruz.